Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar, eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız paraya kenarda köşegen kullanımı. Arkadaşlar köşegenler ne yapıyor? Birbirini ortalıyor. Bu önemli. Hemen şuradaki eşitleri köşegenler çizildiği zaman buradaki eşitleri göstereceğiz. Ya da bir köşegen çizilip orta noktası verildiğinde de diğer köşegeni de çizebiliriz. Özellikle ileride belki karşılaşabiliriz alan dağıtma sorularında falan çok kullanıyoruz. Veya da ağırlık merkezi sorularında yani kenar ortay şey e, köşegen olup da ekstra bir kenar ortaylık daha olduğunda diğer köşegeni de çizip ağırlık merkezi yakaladığımız sorularda soru tiplemeleri de mevcut oluyor burada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam burada örnek sorusu var. İncelersiniz ve güzel bir şekilde çözümü de var. Hemen biz birinci soruyla çözüme başlayalım isterseniz. Şimdi paraya kenar demiş. Paraya kenarda köşegenler çizilmiş. Hemen şu eşitleri koyalım. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Aa hocam bu açı ortaylığı ne vermiş? Bak açı ortay şu üçgene dikkat edecek olursak. Şuradaki üçgene dikkat edecek olursak. Hem açı ortay hem de kenar ortay. Aynı anda verilmiş. Neredeydi bu hem açı ortay hem kenar ortay artık arkadaşlar? Tabii ki ikizkenar kenar üçgende hocam. Bu bir ikizkenar üçgendir ve bu bir nedir? Yüksekliktir. E burası 40'sa burası 40 40'a 30'sa Z'den dolayı Z'den dolayı burası 40'tır. Aynı zamanda 30 ise buradaki z'den dolayı burası da 30'dur. Ya da hocam burası 70 ise burası da 70 diyebiliriz gerçi. Ee, sonra baktığımız zaman bu bir x kenarlığı yakaladık. X kenar olduğundan dolayı hocam şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşittir. Yani 40 artı 15 neye eşit olmak zorunda? 30 artı x'e eşit olmak zorunda arkadaşım. Buradan x'i kaç buluruz? 25 derece olarak buluruz. Evet birinci soruyu böylelikle edremit bulduk. Geldik ikinci soruya. Şimdi dikkat ederseniz şu, burada uzakta bir yerde eşitlik var bir şeyler eksik. E burada paraya kenarda köşegen olduğu için köşegenler birbirinin ortaladığından şurası da eşit değil midir? Evet. E burada bir eşitliği de bulduk. Şu eşitler en azından yan yana gelmiş oldu. Sonra buradaki eşitleri kullanmamız gerekecek. Başka bir şey verilmiş mi diye bakıyoruz. Burası x olarak verilmiş. x ise burası da x değil midir? Evet. Ve bu arada karşılıklı kenarlarda birbirine eşit olduğundan burası da eşit değil midir? Bakın şimdi ilgi alaka çıktı mı çıktı. Şurada bir x kenarlık çıktı. 28 ise burası da 28'dir. Hatta hocam muhteşem üçlü çıktı deyip buraya da 90 derece diyebilirsiniz. Fark etmez. Ben muhteşem üçlüsüz yapayım isterseniz şimdi. Ee, burası da x oldum ters açıdan. Evet. Hocam x kenarlıktan burası da x oldu. 2 iç açı bir dış açıdan burası 56 yaptı. Ee, 2x artı 56 da buradan neye eşittir arkadaşlar? 180'e eşittir. Ya da hocam muhteşem üçlüden 90 x artı 28 90'a da eşit diyebilirdik burada. Buradan 2x eşittir. 2x eşittir 124 çıktı. X de buradan kaç çıkar o zaman? 62 çıkar. Yani cevabımız böylelikle ikinci soruda balık kesir yaptı. Geldik üçüncü soruya. Şimdi AC artı BD isteniliyor bizden. AC'yi bulacağız bir de BD'yi bulacağız. 14 ise burası da 14'tür. E 14 olduğundan dolayı şunun tamamı 14 olduğundan dolayı buraya kaç kaldı arkadaşım? 9 kaldı. E burası 90 derece. 9 12'ne üçgeni 15 üçgeninden buraya 15 bulduk. 5 12 13 üçgeninden de buraya da 13 bulduk. E, köşegenler birbirini ortalıyordu. 13 ise burası da 13'tür. 15 ise burası da 15'tir o zaman. AC artı BD isteniyor. AC uzunluğu 30 bakın. Artı BD uzunluğu nedir arkadaşlar? BD uzunluğu da 13, 13, 26. Topladığınız zaman kaç yapar? 56 yapar. O zaman 3. soru Edremit oldu. Geldik 4'e. ABC'de paraya kenar biçimindeki özel tasarım bir ayna C ve D köşelerinden birer çivi ile duvara asılı durmaktayken C köşesindeki çivinin çıkmasıyla D köşesi etrafında ok yönünde 40 derece dönüyor. Evet yanında 40 derece dönmesi. Bu uzun kenarın buraya gelmesi demek. Bak buradaki dönüş açısı kaç derece olacak o zaman arkadaşlar? 40 derece olacak. E o zaman buradaki açıya hemen 40 derece diye yapıştıralım arkadaşlar böyle. A, A üstü, B üstü, C üstü, D paralel kenarın köşegenlerinin kesim noktası olduğuna göre. Evet A köşegenlerin kesim noktası. Bakın şuradaki A üstü, B üstü, C üstü, D paralel kenarının köşegenlerinin kesim noktası. Yani bunun devamı köşegen olacak. E, köşegen hatta bunun da devamı köşegen olacak. Köşegenler ne yapıyordu? Birbirini ortalıyordu. Şu doğrusal arkadaşlar bunu ihmal etmeyin. Şunlar birbirine eşit. Şunlardan olacak birbirine eşit. Arkadaşlar paralel kenar eskiden döndürülmeden önce şurası kısa kenar değil mi? Evet döndüğü zaman bu kısa kenar buraya gelmedi mi? Aynen öyle. E ee, hocam bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Bakın burada ne çıktı? İkisi kenar çıktı. Hadi bakalım bunu kullanalım. Bu 40 derece döndü mü? Döndü. Hocam 40 derece döndü. Şuraya ben bir x açısı dersem. E, bu paralel kenarın burada dar açısı x artı 40 buradaki açısı da x artı 40 yapacak. Yani buraya 40 kaldı. E, sonra Burada ne yapabiliriz? Burası 40 ise burası 70-70 diyebiliriz. Ters açıdan dolayı burası 70 yapar. E x kenarlıktan dolayı alfayı da buradan kaç derece buluruz? 70 derece olarak buluruz o zaman arkadaşım. Yani kaçıncı soru? Dördüncü sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik beşinci soruya. ABCD paraya kenar. BD köşegen. Şu BD köşegen. Ve diklikler verilmiş bize. Evet 24 verilmiş. DF uzunluğu 24. DF neredesin DF? DF. Evet şurayı 24 demiş. Arkadaşım ben şuradan 18-24 dik üçgenden ben şurayı bulabilirim. Hadi bakalım oradaki pisagordan o yarıyı bul. Orayı nasıl bulabiliriz? Bu 6'nın 3 katı, 6'nın 4 katı, 6'nın 5 katından dolayı burası da 30 mu gelecektir? Evet. G paraya kenarlarının köşegenlerinin kesim noktası. Arkadaşım parayağı kenarlarının köşegenlerinin kesim noktasıysa köşegenlerin kesim noktasında şunlar birbirini ortalıyordu değil mi? Diğer köşegeni çizmeyelim. Şekil karışacak çünkü. E, bunlar birbirini ortaladı. E, bunun tamamı 30 ise burası 15 burası da 15 oldu. Hatta 18 ise burası da şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine paralel oldular. Orta taban çıktı. Burası 12 12. Burası da 18 ise burası da 9 mu oldu? Evet. Bizden AE artı EG isteniyor. AE artı EG isteniyor arkadaşlar. E bunun tamamı 18'di. 18 olduğundan buraya da 9 kaldı o zaman. Sonra 9 15 9 12 15'ten 12 çıktı burası. E bunun tamamı kaç? Şunun tamamına bakacak olursak arkadaşlar 24 artı 4'ten 28 burası. e Bunun tamamı 28 olduğuna göre bunun da tamamı 28 olacak. O zaman 28'den 12 çıkınca buraya da 16 mı kaldı? Evet. AE uzunluğunu 16 bulduk. EG uzunluğunu 9 bulduk. Toplamı kaç yaptı? 25 yaptı. O zaman sorumuzun cevabı böylelikle açay yaptı. Arkadaşlar geldik 6. soruya. ABC'de kenar demiş. DB doğrusal demiş ve diklik verilmiş. Arkadaşlar diklik var mı? Dik üçgen yok var mı? Yok. E bir köşegen çizilmiş. O zaman diğer köşegeni de biz çizelim. Köşegen çizdiğimiz zaman köşegenler birbirini ortalıyordu. Hocam bunlar 3 3 oldu ve şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Sonra bakıyoruz. 90'ı kullanmalıyız ve dik üçgen karşımıza çıktı. Nerede karşımıza çıktı? Burada karşımıza çıktı. Buradaki dik üçgende A 90'dan kenar kenarortay çizilmiş. Burası eşit, burası eşitse burası da eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani burası 5 burası da beş. burası da beş. oldu mu oldu. E şurada bir dik üçgen çıktı. 6 var 10 var. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden cevabımız 8 çıkar. 6. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 7. soruya. ABC'de paralel kenar demiş. K'da köşegenlerin kesim noktası demiş. Köşegenlerin kesim noktasını kullanmak zorundayız arkadaşlar biz burada. Hop şunu şöyle çizelim. Diğer köşegeni de çizelim. Diğer köşegeni çizince sanki B ve D köşesini kullanamayacağım arkadaşlar. Şu köşegen yeterli olacak büyük ihtimalle. E, köşegenlerin kesim noktası ise tam burası orta noktadır. E, ben burada 30 derece gördüm. İnsan ne yapar? Hop buradan bir dik çizer. 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3'tür. Burada da 45'i gördük. Hop buradan da bir dik çizecek olursak arkadaşlar şöyle. E, 5 kökü ise bunlar da 5 5 mi gelir? Evet. 5 5'i yazalım. Sonra ne yapacağız? Şurası isteniliyor bizden. KH kara Hüseyin isteniliyor bizden. Şuradaki x uzunluğu. Arkadaşlar şuraya bakacak olursanız şu eşitliği kullanalım. Buradaki buraya bakacak olursanız burada ne var? Bunlar eşit. Şunlar da aynı doğruya dik olduğundan paralel. Yani burada bir yamukta orta taban çıktı. Yani x neye eşittir? 3 artı 5 bölü 2'ye eşittir. O zaman 3 artı 5 bölü 2 neye eşittir? 4'e eşittir arkadaşlar. Cevabımız böylelikle C han çıktı 7. soruda. Ve böylelikle bu bölüm yani 3. bölüm testinde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 2. bölüm testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.